Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeklerimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. Çiçeklerimi iki türlü hazırladım. Birisi şu şekilde yazma kenarı için, şöyle şuradan da eklemek için bu şekilde bu yazma kenarı için olan bunlar da şu şekilde de göstermek istiyorum. Bunlar da tesbih ucu, tesbih başlığı için hazırladığım çiçeklerim. Bugün bunların yapılışları farklı. Yazma kenarı için olan farklı, tesbih için olan farklı. Bugün yazma kenarı için olan motifimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Allah izin verirse bir sonraki seferde de tesbih ucu çiçeğimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Çiçeğimizi bu şekilde ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bunun için malzemelerimizi sayalım ve çiçeklerimizi kameramızın alanından çıkartalım. Odaklamada sıkıntı oluyor. Şu şekilde organze kurdeleye ihtiyacımız var. Pembe kısmı için şöyle de göstermek istiyorum. 1 santim şu şekilde 1 santim yani 10 milim kurdeleye ihtiyacımız var. Bu şekilde 2 tane yeşil yaprağı için şöyle 20 milim majestik kurdeleye ihtiyacımız var. Bunu 20 milim organze kurdeleyle de yapabilirsiniz. 30 milim organze kurdeleyle de yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Ortası için tabii ki siz farklı 3 tane tomurcuk gül falan da koyabilirsiniz. Ben böyle Hürrem boncuğu koyuyorum. Bu şekilde Hürrem gözü boncuğu deniliyor. Sanıyorum çiçeğimizi yapmak için de böyle makreme veya abaküs boncuğu dediğimiz 10 milim boncuğa ihtiyacımız var. Bunlar 10 milim, 8 milimle de yapabilirsiniz. Diğer bir malzememiz, bunu sürekli sorulduğu için hemen göstermek istiyorum. Ortasındaki tomurcuk için bu şekilde yorgan iğnesine ihtiyacımız var. Şöyle de göstermek istiyorum. 8 santim uzunluğunda yorgan iğnemizin boyu. 10 milim olan kurdelemizi şu şekilde, bunun boyunu ölçmüyoruz. İkisini bu şekilde birleştiriyoruz. Siz boyunu ölçüp de yapabilirsiniz de ben böyle bir uçtan başlıyorum. Buradan başlayıp işlemimiz bittiğinde şöyle kurdelemi kesiyorum. İki tane 10 milim aynı renk, farklı renklerde de arkasına beyaz, bu tarafa pembe de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şöyle iğnemizi buradan takaraktan küçük tel alıyoruz yukarıya. Bu şekilde çıkıyoruz. Bunu daha önce incili yelpaze oyamızda falan da yapmıştık. Tekrardan şöyle küçük tel alıp bu şekilde şöyle çiçeğimizin yapraklarını yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde bir iki tel alaraktan yukarıya çıkıyoruz. Bir iki tel alaraktan aşağıya çıkıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Şekilde bunları kaldırayım. Dediğim gibi onu odakladığı için beni geri planda bırakıyor. Şimdi yine aynı işlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu şekilde 20 tane tepe yapıyoruz. Bu şekilde bakın
20 tane tepe yapıyoruz. 20 tane tepe yaptıktan sonra kurdelemizi hemen buradan kesiyoruz. Başlangıçta kurdelemizi kesmemiştik. İşlemimiz tamamlandığında burayı kesip yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra bakın şimdi bunu çekiyoruz. Bu şekilde şöyle de aralarını açaraktan şekil verelim. Yapraklarının hepsinin aynı tarafa şu şekilde bakmaları gerekiyor. Bunu da tek tek veya şöyle aralayaraktan yapıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş bu şekilde yapıp iğnemizi buraya hemen şuraya sabitliyoruz. Bunu böyle bırakıyoruz. Şimdi boncuğumuzu saralım. Başlangıçta da söylediğim gibi bunu 6 milim kurdeleyle de sarabilirsiniz. Bununla da sarabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Biraz daha küçültelim. Burayı yakıp yapıştıralım. Şöyle üstünden hemen bu şekilde geçelim. Son olaraktan da kurdelenin şöyle ortasından geçerekten boncuğumuzu sardık. Burayı kesmiyoruz. Burayı da yine en son işlemimiz tamamlandığında kesiyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz çiçeğimizin yaprağını buraya yapıştıralım. Buraya inelim. Buraya şöyle bir düğüm atalım. Onu da buraya takalım. Bu şekilde buraya tek tek yaprağımızı takalım. Her bir çiçeğimizin yaprağına bir tane tel, her bir çiçeğimizin yaprağına bir tane tel alaraktan burayı bu şekilde
şöyle yuvarlak bir şekilde çiçeğimizin oluşmasını sağlıyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi sardık. Çerçeveleyerekten buraya diktik. Şimdi son olaraktan iğnemizi buraya sabitleyelim. Arka tarafı bu şekilde çiçeğimizin. Böyle şu ipi de yakalım hemen. Çiçeğimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi bunun ortası için şöyle onu da ölçelim. Biraz daha büyük bir kurdeleye ihtiyacımız var. 15 santim uzunluğunda 10 milim. Başta da söylediğim gibi kurdelemizin ucunu yine tomurcuk gibi yapacağız. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Yine buradan ortasından küçük küçük telimizi alalım. Hava sıcak olduğu için elim biraz kayıyor. Bu şekilde hem döndürelim hem de saralım. Böyle hazırladıktan sonra şöyle bir tur daha döndürelim. Yapmış olduğumuz çiçeğimizi alalım. Boncuğumuzu tam şu ortaya şöyle bu şekilde yerleştirip iğnemizi buradan takalım. Çekelim. Şimdi bu fazlalıkları da kesip yakalım. Çiçeğimiz böyle kalsın. Hemen bunun yaprağını yapalım. Şöyle 25 milim enindeki kurdelemizden göz kararı biraz keselim. Yine her zamanki gibi şu uçtan başlıyorum ben. Yaprağımızı bu şekilde hazırladık. Bunu ikiye katlayalım. İpimizi hızlı bir şekilde çekelim. Yaprağımız bu şekilde. Şimdi bunu buraya sabitleyelim. İğnemizi tam ortasından çıkaralım. Yapmış olduğumuz yaprağımızın tam ortasından çiçeğimizin bu arka kısmından takalım. Tekrardan karşı taraftan
Yaprağımızı bu şekilde buraya sabitleyelim. Yaprağımızı bu şekilde buraya monte ettik. Arkasına yazmamıza eklerken şuradan, şu uçtan ekliyoruz. Bütün yeşil yapraklı olan çiçeklerimizi bu şekilde yazmamıza ekliyoruz. Ortasına farklı bir tasarımda koyabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Şöyle fazlalığını da keselim. Çiçeklerimiz bu şekilde, şöyle de göstermek istiyorum. Ben çok şık olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde şöyle de göstereyim. Kolay gelsin.